Merhabalar, yine Han Spaces'deyiz ve yine bir oksimoron sohbetteyiz. Bugünkü oksimoron sohbetimizin konusu itici olmadan çekici olamaz. Bu sizin de bilmediğiniz, sizin de bilmediğiniz bir şeyden bahsedeceğim ve bunu ilk defa bir video kaydında söylüyorum. Ya insanlar niye kendi hayatlarına da proje gibi bakmıyorlar? Tabii. Yani başarılı insanlar çalışmalarını planlar, planlarını çalışırlar. İtici olmadan çekici, çekici olmadan itici olamıyoruz. Her ikisi de lazım. Neyi ittiğinizi farkına vardığınızda olgunlaşıyorsunuz. Bir şeyin değerine ulaşabilmesi için ederi kadar bedelini ödemeniz gerekiyor. Merhabalar. Yine Hans Spaces'deyiz ve yine bir oksimoron sohbetteyiz. Bu sefer konuğum Ümit Ünker. Benim 20 senedir hiç ilişkimizi koparmadığımız çok sevgili dostlarımdan, arkadaşlarımdan, kardeşlerimden biri. Hayatımın ikinci 20 yılında, kariyer hayatımı yani ikinci 20 yılında uğraşmaya başladığım işlere ilk giriştiğim zamanlarda yaptığım bir gelecek planlama seminerleri vardı. Ümit'le o zaman tanışmıştık. İlk o seminerleri duyan, fark eden, katılan, hem katılımcı olarak çok katkı veren hem de sonra yıllar içinde arkadaş, dost artık ne derseniz deyin. Hani ikimiz de birbirimizi her zaman hep arayıp kimi zaman yardım isteyip kimi zaman dertleştiğimiz ama hep ilişkide irtibatta olduğumuz bir süreç yaşadık. En sonunda Ümit'in zamanını bulabildim. Şimdi artık o bence Türkiye'deki en önemli satış eğitmenlerinden mi demek lazım artık satış uzmanlarından, satış danışmanlarından. Yani satış dikeyinde çok uzmanlaşmış beyinlerden birisi. Dolayısıyla onunla bugün şöyle yaklaşmak istiyorum oksimoron sohbetlere. istiyoruz. Onunla da tabii oluşturduk evet, içeriği. Evet. Şimdi satış hep bir şey satmakla ilgili. Ürün hizmet satmakla ilgili. İyi satıcı olmak her halükarda büyük avantaj sağlıyor. Yanına teknoloji, teknik becerileri ya da ne bileyim sosyal başka becerileri. Evet. Bir takım başka beceri ve dikeyleri ekleseniz de satışla ilgili becerinin yetkinliğini Yüksek olması aslında iş hayatında da aslında her hayatta da çok ön açıyor. Şimdi ben istiyorum ki konuyu ona vereceğim ve ben de sizinle birlikte dinleyeceğim. Bugün şunu yapalım istedik. Dört seri olacak ve bunu takip edin. Üç programda daha ümitle birlikte olacağız. Hepsinde de satış odaklı gideceğiz. Ama satışın odaklandığımız tarafı kişisel olarak bu ürün, mal, hizmet satmakta kullanılan prensipleri aslında biz kendimiz için nasıl kullanabiliriz? Yani biz kendimizi nasıl satarız? Biz kendimizi nasıl pazarlarız? Yani aslında bunu becerebilmek, bunu yapabilmek işin kilidini açıyor. Dolayısıyla hem bu konuda mesleği olan, meslek sahibi olan ya da bu konuda derinleşmek isteyenleri ama öncelikle bu becerileri kendi hayatı için kullanmak isteyenleri, istemeyenleri de kullansın diye böyle <laughs> itiştirerek erişmeye çalışacağız. Bugünkü oksimoron sohbetimizin konusu itici olmadan, çekici olamazsın. Bu konuyu şunun için seçtim. Satış var içinde. Genellikle bu satış için kullanılıyor ve evet, ben çok önemli bir satış uzmanıyla mı diyeceğim artık Ümit sen onu nitelersin. Hani senin arkasına ne eklesem yetmiyor satışla <laughs> ilgili olunca. Ümit'in son kitabından esinlendim. Magnet modeli. Herkesin mutlaka okumasını öneriyorum. Diğer üç kitabını da hazır laf araya girip unutmadan göstereyim. Değer odaklı satış ve dört adımda satış. Bu ilkiydi galiba bu ilkiydi, değil mi? Bu evet. ilki dört adımda satış. Değer odaklı satış ve magnet modeli. Artık bu biraz <laughs> ustalık işi olmuş. Ben de çok dikkatli okudum. Yararlanmaya çalışıyorum kendi işlerim içinde. Ama oradaki itici çekici olmak. Yani itici olmadan çekici olamazsın konusunu buradan seçtim. Şimdi Ümit bize... Bu soruya, bu oksimoron soruya cevap verirken aslında esas sohbet amacımıza da değinerek beni dinleyenleri aydınlatacak. Dikkatle sendeyiz. Çok teşekkür ederim. Harika bir giriş oldu. Sizin de bilmediğiniz, sizin de bilmediğiniz bir şeyden bahsedeceğim ve bunu ilk defa bir video kaydında söylüyorum. Bu benim ilk kitabım. Dört Adımda Satış. Tabii ki aslında bilgisi dahilinde değil ama mimarı kendisi. Çünkü ben bundan 20 yıl kadar öncesinde AK Merkez'de Ufuk Tarhan'ın tablet seminerlerinin ilk öğrencisiydim. Onun çıktısı ama ben o seminere gelebilmek için cep telefonumu sattım biliyor musunuz? Aa, gerçekten mi? Bir şeyin değerine ulaşabilmesi için ederi kadar bedelini ödemeniz gerekiyor. Ve ben bir hafta telefonsuz dolaştım. Ama bugün istediğim cep telefonunu alabilecek hale geldim. Çünkü o seminerler benim hayatımı buraya getirdi. Şimdi Şimdiki hesaba göre Ufuk Tarhan'ın seminerlerine ancak cep telefonu satarak gidebilirsiniz gibi, gibi oldu. bir söylenti çıkarıyor. Bu benim hayatımla ilgili bir şey. Çıkaracağın için ve çıkardığın için sana i̇şte, müteşekkir ediyorum. Sağ bir konu ama gerçekten çok istemiştim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok. O, o zaman sen de niye sattın beni bir Neden arasaydın bana ne filan <laughs> ya ben Ufuk Tayran'ı çok, çok uzun edin. süredir takip ediyordum <laughs> ve görünce seminerleri e, o zaman tabii çok yaşım da 20'li şimdi 41 yaşına geldim. E, çok böyle istediğim kadar bir bir şeye para ayırabilecek durumda değildim. Malum aileler vesaire vesaire. E, o zaman da o ta tablet seminere gidebilmek için de bir fon ayırmam gerekiyordu. E, telefonun bende duruyor olması o gün benim için çok büyük bir şey değildi. Hemen o gün satıp tablet semineri ödedim ve tablet seminere geldim. İyi ki de gelmişim. Hayatımı çok değiştirdi. Bugün az önce Yine kendisinin çok şaşırdığı bir şeyden bahsettim. Benim tablet seminerinde gelecek defterim var. Gelecek Hı. defteri diye bir şey hazırlamıştı Ufuk Hoca. O zaman fotokopi kağıtlarıydı. Ve ben oraya yazdıklarımı bir bir gerçekleştirdim. Ara ara dönüp bakarım. Mesela işte Türkiye'de kendi alanında özellikle satış alanında en fazla tanınan, hani içerik üreten kişi olacağım demiştim. Bugün taahhütünü yerine getirdim. Yani ben Ufuk Tarhan'ın 20 yıllık mahsulünün beden evet, bulmuş haliydi. Ama ne güzel o zaman o foto <laughs> fotokopileri bana yollarsan. Tabii ben tabii şimdi yollarım. Yeni ko Uydu, yani ha. yazmakta olduğum kitabın Oo. içine onu örnek olarak Müthişti koymak ya. isterim. Çok yani güzeldi. biz şu anda yayını bırakıp <laughs> de, <aynen. gülüyor> sohbete dalsak. ikimizin de çenesi kuvvetli evet. ama ben artık araya girmeyeyim. Sen lütfen. E... Şuraya bağlayabilirim. Ufuk Tarhan'ın ot semineri beni çekti. Şimdi bu çekme konusu aslında çok fazla sihirli bir cümle gibi geliyor. Ama çekme aynı zamanda bir nemesis bir düşman da olabilir. Magnet modeli benim son kitabımda aslında ben ortaya bir model koymaya hı hı. çalıştım. Ve satış dünyasına baktığımızda çok eski ve daha çok Amerikan kültüründen gelen modellerimiz var. Bize uygun nasıl bir şey hayal edip ortaya koyabiliriz diye düşünürken magnet kendi adından da anlaşılabildiği gibi mıknatıs. Ama bir hikayesi var, bir metaforu var. Hepimiz tatile çıkarız, ara ara dinleniriz, yurt dışına gideriz, bir yerlere gideriz ve anılar oluştururuz. Anılarımızı ölümsüzleştirmek için magnetler alırız. Çoğumuzun evet. buzdolabında magnetler vardır. Hatta evet. bizim buzdolabımızda eczacının sucunun magneti var. <laughs> tamam. Ben de dedim ki uzun yıllar 15 yıldan fazladır satışla ilgili kaynaklar tarıyorum ve 20 yıldır yaklaşık satı, sadece satış alanında çalışıyorum. O zaman dedim müşterilerin zihnindeki buzdolabına markamızı yapıştırmak. Hmm. Bu buradan doğdu. Süper. Sonrasında çok enteresan bir şey vardır. Sizi bilmem ama ben yolda uzun yol seyahati yaparken birkaç yıldır müzik dinlemiyorum. Hmm. ChatGPT ile flörtleşiyorum. Onunla konuşuyorum. Hem bana bir arkadaş oluyor, hem onun belleğini mentor olarak programladım, hem de kitabın birçok bölümünü onunla tartıştım. Ve benimle tartışmaya falan girdi. Sonunda ben kazandım tabii. Sonrasında dedi ki ya bu çok güzel orijinal bir model ama dedi bu modeli ben bir dünyada tarayayım bakayım var mı dedi. Amerika'da bir hemşire doktor yetiştirme programı olarak magnet modeli isminde bir model var. Onun dışında dünyada böyle bir model yok. Bu modelin alameti farikası müşterileri çekmek ve elde tutmak. Yani Aha. çekmek ve itmek. Sizin de belirttiğiniz gibi. Şimdi buraya şöyle bir bakmak lazım. Markalar acaba ne yapıyor? Mesela bir branding olarak Ufuk Tarhan'ı ele alırsak Ufuk Tarhan bir marka ve ortaya koyduğu tüm ürünlerle biz ona çekiliyoruz aslında. Fakat günün sonunda çekme varsa itme de vardır. Ne demek? Yani biz bir şekilde bir markaya tutulabilmemiz için o markanın bir nemesis, bir düşmanı ortaya koyup o düşmanı nasıl çözeceğini bize söylemesi gerekiyor. Hı hı. Burada da şunu söyleyebiliriz: Ufuk Tarhan'ın seminerlerine, eğitimlerine, kitaplarına katılırsanız ne kazanabileceğinizi bize anlatıyor. Fakat arka tarafta verdiğim bir mesaj var. O da itme. Eğer bunlara sahip olmazsanız ne kaybedebileceğinizi anlatıyor. Doğru. Dolayısıyla bütün markalar, bir spor markasını düşünelim, bir ayakkabı, eğer ayaklarınız ağrıyor, bir bel ağrısı yaşıyorsanız muhtemelen iyi olmayan bir ayakkabı giyiyorsunuzdur. O zaman bizim ayakkabılarımızı tercih ederseniz bu ağrılardan vazgeçersiniz. Burada itme ve çekme var. Yani aslında şunu anlıyorum. Çünkü ilk önce bu itme çekme meselesinde magnet modelini dikkatle okurken tam kafama oturmamıştı aslında itmek istediğin şeyi itebilmen için seni çekiyor kesinlikle seni öyle. güçlendiriyor. Bütün markalar öyle. Evet. Mesela sizin de kendi kitaplarınızda ve eğitimlerinizde söylediğiniz o dünyaca artık bu şeye bir reklama falan girmez diye düşünüyorum. O meşhur telefon var ya hepimizin kullandığı çoğumuzun kullandığı. Aslında size kendi markasını satmıyor ya da bir ürün satmıyor. Siz şuna çekiliyorsunuz. Eğer onun tabletine sahipseniz muhtemelen işini iyi yapan bir insan imajinasyonunu çevrenize yayarsınız. Hı hı. Buna çekiliyorsunuz. Hı hı. Eğer onun telefonunu kullanıyorsanız muhtemelen iyi işler yapıp iyi gelir sahibisiniz. Buna çekiliyorsunuz. Hı hı. Yani insanlar sadece ihtiyacı olduğu için satın almıyor. İhtiyacı olabileceğini düşündüğü için de satın hı hı. alıyor. İşte bizim işimizde ve uğraştığımız bu alanda insanlara bizim ürün ya da hizmetimize ihtiyacı olabileceğini düşündürmek. O zaman kendimize doğru bakarsak bir ümitün kersi eğer burada e, eğitimlerine katılmak istediğimiz, kitaplarını almak istediğimiz bu... Markanın bir şekilde çekilme alanında şunu kafamıza getiriyoruz. Ben Ümit Ünker'in verdiği içeriklere şu an sahip olursam yarın zorluk yaşamam. Evet. İşte yapmaya çalıştığımız şey bu. Yoksa sadece kendini anlatmak kendini örmek değil mesele. Kendini pazarlamak da değil. Evet, sert marketing diye muhteşem bir kavram var. Ama kendini anlatmak aslında. Bütün olay bu. Çektiğiniz zaman itmeyi de göze almalısınız. Evet. Zaten ne dedik? İtici olmadan çekici olamazsın. Yani iti, iticiliği şöyle çözümleyebiliriz. Ya da çözümlemeliyiz. Sen önce neyi iteceğini göster. Aynen. Ve onu nasıl iterken ona yardımcı olabileceğini göster. O zaman o da senin markanı çekecek. Çünkü Yükür. biraz ilk başta kafamı karıştıran magnetle hani yapışıp kalmak Aynen. var ya. Aynen. Hani bunun itmesi nerede? diyorsun. Evet. Sen aslında önce düşmemek için, kaymamak Aynen. için, orada kalıcı olmak Aynen. için önce çekiliyorsun ama o sana bir itici bir şeyden dolayı uzaklaşmak istediğin ya da uzaklaşmanın iyi olacağını düşündüğün bir sebepten dolayı sen oraya gelip yapışıyorsun. Düşmemek Müthiş. için, işte kırılmamak için, orada hep kalmak için filan e güvende olmak için. Dünyadaki bütün hikayelere bakalım. Joseph Campbell'ın da özellikle bütün dünyadaki hikayelerin ortak noktalarına bakıp o 12 tane aşamada ne diyor? Kahramanlar çıktıkları yollarda mutlaka bir düşmana maruz kalırlar, bir düşman olmak zorunda hı hı. o hikayede, o düşmanı yenmeleri gerekiyor. Aristoteles ne diyor? Biz kahramanların başarılarından daha çok denemelerine hayranlık duyarız. Hı hı. Yani başarmış Süper. olması değil, denemesine hayranlık duyarız. Dolayısıyla markaların her birimizin en önemli odaklandığı nokta bir şekilde lead magnetik deniyor ona. Çoğumuz buna maruz kalmışızdır diyebilirim. Yani işte adını, soyadını, mail adresini yaz sana ücretsiz e-kitap vereceğim. Ne magnetik? Lead magnetik. Yani bir lead, lead bir e, müşteri magnetik. datası Aha. toplamaya çalışıyoruz. Ha çok güzel. Binlerce müşteri datası topladık. Peki nasıl tutacağız? Aha. Mesele çekmek değil aslında. Mesele tutmak. O yüzden magnet bizim için. Çünkü magnet it edebilir çekebilir. Evet, doğru. Şöyle bu itme meselesi itici olma, hani itmeden çekemezsin mi? Çeki, it, itmeden çekici olamazsın. Hı hı. Oksimoronundaki mesele. Aslında çok pratik hayatta mesela marka ne derler? İşte marka vaattir ya da iknadır aslında. Vaat nedir? Sana şu konuda şu hizmeti veririm. Yani markayı duyduğu işittiği, hissettiği bu ses olabilir, logo olabilir, bir cümle, bir kelime olabilir. Hı hı. Hatta ne bileyim gazlı içecek için fış diye bir ses olabilir. Hı hı. Dolayısıyla o markayı çağrıştıran bir şeyi algıladığın anda ne hissediyorsun o bana işte soğuk buz çok buz gibi içecek olabilir ya da bana çok iyi satış eğitimi verebilir ismin Hı -hı. olabilir bu marka Hı -hı. her şey Dolayısıyla o vade ikna ederken yapılan şey iknanın da hani bir sürü formülünde o olur ya o olmazsa başına ne geleceğini hissettir yani Aynen korkutmak Hani korkutmak ya da mutlu etmek ya satışın daha yoğun olduğu taraf Aslında o olmazsa ne yaşayacağını hissettir deyip pratik hayatta bir şeye de bağlayacağım Tabii. bunu. Yani şöyle söyleyebilirim. Söylediğiniz çok güzel ve söylediğiniz şeylerden ben de farklı şeyler doğuyor. E mesela şöyle bir baktığımızda satış 3000 yıldır. Yani bildiğimiz literatürü taradığımızda kaynaklarda 3000 yıllık bir geçmişe Hı -hı. sahip. Pazarlama denilen kavram da 200 yıllık bir geçmişe Hı -hı. sahip. Aslında satış özellikle bizim ülkemizde hak ettiği değeri çok bulamıyor. Pazarlama biliminin altında bir fonksiyon gibi gözüküyor. Aslında ikisi çok ayrı. Kavramlar ikisi ayrı disiplinler. Fakat buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Çekme ve itme Oksimoron paradoksu tersten de olabilir. Yani itme ve çekme de olabilir. Dünyanın en önemli gazlı içecek markası bir Orta Doğu'da reklam yapmak istiyor. E, reklam şu şekilde. G-board. B-boardların en büyüğü. Hani böyle çok evet. uzun binalarda gördüğümüz G-boardları giydiriyorlar. Cahilden geliyor. Evet yani. aynen öyle. Birisi var çölde sürünüyor. perişan, her tarafı böyle terlemiş falan. Sonrasında bu meşhur gazlı içeceği görüyor. Ona ulaşıyor. içiyor ve muhteşem bir şekilde rahatlıyor. Çok normal değil mi? Yani hmm. verdiği vaat bu zaten. Fakat bu vaat çekme itme kavramı bir paradoksal değişime nerede uğruyor? Kültürde uğruyor. Kültürde normalde biz nasıl okuyoruz? Kitabı açtığımızda soldan sağa okuyoruz. Aha. O zaman solda hayal edelim şimdi adam perişan olmuş evet. ve sürünüyor, gazı içeceği doğru gidiyor, onu içiyor, görüyoruz. Çok da rahatlıyor. Ama Orta Doğu'da sağdan sola doğru okunuyor. Gazlı içeceği içiyor adam. Tam rahatlamışken sürünüyor. Perişan oluyor çölde. <gülüyor> mahvolmuş <gülüyor> şekilde. Yani demek ki bir markanın vaadi yöreye, örfe, adete, kültüre ve zonlara göre değişebilir. Benim kendi kültürüm dünyanın her yerinde aynı şekilde aksetmeyebilir. Buradan toparlarsak çekme itme doğrudur ama bunun yeri itme çekmeye de gelebilir. Şimdi hocam şuna geleceğim. Bu konuyu şuraya bağlayalım. Hani kişinin kendisi Hı -hı. için dedik ya. Bu sevgili ilişkisinde de işveren çalışan ilişkisinde de kaçan kovalanır meselesi var ya. Kaçan aslında ne? Senin yokluğunu hissettir ki yani itici ol uzaklaştır ki sana daha çok bağlansın. Yani magnet etkisi evet. de işte satış etkisi de sonunda hepimiz ne istiyoruz? Bize biz bir magnet gibi yapışacağımız inşallah ömrüm müziği tamamlayacağımız, uzun süreli rahat, konforlu, güven içinde hissedeceğimiz ilişkiler de evet. arıyoruz. Yani tabii ki kısa süreli her şey oluyor ama aslında hepimizin bir güven arayışı var. Özellikle gençler arasında özellikle de genç kızlara, genç kadınlara hep bu tip ilişki tavsiyelerinde falan şeyi görüyoruz. Kendini ya da dizi filmlerde kendini özettireceksin. Öyle Değil her mi? dakika çok erişilebilir olmayacaksın falan. Aslında bütün bu prensipler özel hayatlara da her türlü ilişkiye de uygulanabilir. Çünkü bu şimdi ne alaka diyeceksiniz ama alaka bu yani aslında biz her hayatımızın her anında bir şey satmaya çalışıyoruz. Doğru. Yani satış nedir? Bu sana iyi olacak, bu sana faydalı olacak. Ürünse ürün, hizmetse hizmet, ilişki ve deneyim ve birliktelikse o da öyle. Sen benimle mutlu bir insan olacaksın. İşte senle güzel şunu yapacağız filan gibi bir şey geliyor arkada. O zaman niye insanlar acaba bu kadar her tarafı çözülmüş modellerden kendi hayatları içinde yararlanmıyorları çok sorgularım. Yani kendimde de hep bunu uygulamaya çalışırım. Gelecek planlamasına girmek falan da benim için öyleydi. Ya insanlar niye kendi hayatlarına da proje gibi bakmıyorlar? Tabii. Yani bir ödev verince ödevi yapmak için hemen planlama yapıyor. Ya da işte ne bileyim bir projeye girdiğinde projeyi planlıyor ve planla gidiyor. Ama kendisi en önemli projesi hayatı hayatına öyle bakmadığı için ben böyle rahatsız olup gelecek planlamasına falan girmiştim. O zaman bu genç bir insan olarak da bu kaçmayan işte kovalanan, kaçan kovalanır, itme çekme Hı -hı. dengesini hani itici olmadan çekici olamazsın oksimoronlu Böyle tatlı bir magazin değil aslında hayata çok hayata dair bir şeyle bitirsek Süper nasıl olur? olur? Hiç düşündünüz mü magneti buzdolabına yapıştırıyorsunuz peki başka bir yüzeye gönderdiğinizde ya da yapıştırmak istediğinizde doğru yüzey değilse magnet yapışmıyor neden? Tabii. Çünkü aynı kutuplar birbirlerini iterler farklı kutuplar birbirlerini çekerler. Evet. Demek ki burada o farklı kutup çekme ve itme mutlaka oluyor olması evet. lazım. İster buna kaçma deyin, isterseniz kendini biraz özelleştirme deyin. Günün sonunda eğer magnet istediğiniz yere yapıştırmak, yani kendiniz eğer bir magnetseniz doğru yere yapışmıyorsanız orada toksik ilişki başlıyor. Çünkü toksik ilişki birbirini iter ve günün sonunda o ilişki iletişim olan aşamasında da bozulur. Yani hmm. iletişim bana göre ileti ve etkileşim. Hmm. Etkileşim kısmı çıkıyor sadece iletiler geliyor gidiyor hmm. ve belli bir süre sonra o toksiklik aslında doğru yüzeyi buluyor. Magnet yapışıyor buzdolabına. Fakat bu sefer de çok kuvvetli bir mıknatıs olduğu için onu çektiğin zaman tekrar geri yapışıyor. Burada özetlemek gerekirse bu metaforik anlatımı şunu söyleyebiliriz. Başarılı insanlar çalışmalarını planlar, planlarını çalışırlar. Dünyada bir kişi yılda evet. 12 kitap okurken Türkiye'de 12 kişi yılda bir kitap okuyor. Biz okumadığımız için bu modelleri Tam içselleştiremiyoruz. Mesela magnet modeli bir satış kitabı ama aynı zamanda hayatın da kendisi. Tamam. Çünkü şu anki sohbetten ben şunu da görmüş oldum ki buradan çok daha farklı içerikler de türetebiliriz. Eğer gerçekten doğru bir şekilde insanların zihninde bir magnet gibi yapışmak istiyorsak önce çekici olmalıyız, güzel bir magnet olmalıyız. Ve o magneti buzdolabına niye koyarız? Bir ya bir şeyi hatırlamak isteriz, eczacımız olabilir, sucumuz olabilir ya da bir anımızı ölümsüzleştirmek için orada kalsın her baktığımda hatırlamak istiyorum. O zaman kendimizi insanların zihninde hatırlanacak güzel bir anı güzel bir iz bırakacak hale getirebilirsek e, duruşumuzla yaklaşımımızla iletişimimizle bakın 20 yıldır hep iletişimdeyiz. Evet. Bir süredir görüşemiyorduk. Ben kendimce işte biliyorsunuz tekrar bir yüksek lisans yapıyorum. O siz zaten çok iyisiniz. Gördüğümüz anda herkes bize baktı. Öyle bir sarıldık ki? Evet. Hemen tekrar bir yere geldik. Asla magnet böyle bir şey. Aynen. Hep şöyle derler ya uzun süredir aramayız ama bir kere görüştüğümüzde hemen kaldığımız yerden devam Aynen. ederiz. Hayatın magneti de bu olsa gerek. Vallahi çok keyifli bir e, sohbetti ve bence bu konu da çok kıymetli. Hakikaten bu kitabı satıcı satışla ilgilenmeseniz bile okumalısınız ya da bu modeli anlamalısınız. Ben bayağı derin yazmış Ümit ve birkaç kere okudum bazı bölümlerini ve hayata yansıttığımda da ne kadar faydalı olabileceğini gördüm. Yani itici olmadan çekici, çekici olmadan itici olamıyoruz. Her ikisi de lazım. Çekmek için bazı şeylere itmek itmek için de bazı şeyleri çekmek lazım. Müthiş. Onun için bunu biz bu oksimoron konusunda mutabık kaldık. Mutabık kaldık. <laughs> evet. Evet, evet. Genelde aslında kalmamak lazım kalmamak bu evet. ilgi çekici olmak evet, için. Evet. Ama hakikaten e, hem fikiriz. E, lütfen e, itme çekme dengesini hayatınızda iyi kurmaya çalışın. Bir de son olarak bir şey söylemek lütfen. isterim. Her zaman çekerseniz o yükle de yaşayamazsınız. Bazen evet. bazı şeyleri atmak, itmek aynen, lazım gerçekten. Aynen. E, neyi ittiğinizi farkına vardığınızda olgunlaşıyorsunuz. Aynen ya da neyi itmeniz gerektiğini anladığınızda. Evet çekici olmadan daha doğrusu itici olmadan çekici olamayız diyoruz ve bunu düşünmek için sizin sahanıza atıyoruz. Bir oksimoron sohbeti daha tamamlıyoruz. Yenisinde görüşmek üzere.